Görsel İletişim Tasarımı 1. Sınıf 2. Dönem Anadolu Kültür Tarihi 8. Bölüm Seçkin Kültürü ve Popüler Kültür Arasında Cumhuriyet Dönemi Kültürü 1920'lerden 1970'lere Anadolu Türklerin kültür tarihi içinde 19. yüzyılın sonlarına doğru bir ilgi odağı olmaya başlamıştır. O zamana değin Osmanlı devleti için önemi asker ve vergi kaynağı olmasından ötürüdür. Bu dönemde, milliyetçilik akımının etkisiyle bazı aydınlar, Anadolu'yu Türk kültürünün gerçek temsilcisi olarak görmeye başladılar. Anadolu, Türk kültürünün en önemli öğesi, Türkçenin en sade haliyle konuşulduğu ve Türk folklorunun, değerlerinin yaşatıldığı yer olarak tanımlanmaya başlandı. Bu yönüyle, Anadolu, Türk vatanı ve Türklerin ana yurduydu. 19. yüzyılın sonlarında güçlenen bu eğilim, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki toprak kayıpları sonucunda sınırlarının iyice Anadolu'ya çekilmesiyle siyasi bir içerik kazanmıştır. Milli mücadele bir yönüyle Türklerin elinde kalan son toprak parçası olan Anadolu'nun vatan toprağı olarak elde tutulmasını amaçlayan bir mücadele olarak görülebilir. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasını izleyen süreçte, yani Anadolu merkezli Türk ulus devletinin ve cumhuriyet rejiminin kuruluşunu takip eden yıllarda, devlet ve toplum hayatına yeni bir şekil vermeyi amaçlayan bir dizi reform yapılmıştır. Reformlar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan toplumsal ve kültürel yapıyı bütünüyle değiştirmeyi ve millilik temelinde yeniden kurmayı hedeflemişti. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki demografik değişimin etkisiyle nüfus dinsel açıdan Müslümanlaşmıştı ancak etnik ve dilsel dolayısıyla kültürel açıdan heterojen yapı oldukça belirgindi. 1920'lerde başlayan ve 1930'lu yıllarda daha sistemli hale gelen politikalar çok kültürlü yapıyı tekil bir kültürel yapıya dönüştürmeye çabaladı. Batılılaşma ve milliyetçilik laiklik temelinde ulusu inşasına dönük devlet eliyle yapılan reformlar, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak gayesiyle ortaya konan pratiklerin çerçevesini ve erken cumhuriyet dönemi kültür alanındaki gelişmelerin temelini oluşturmuştur. Toplumsal ve kültürel yapıyı milli bir kimlik yaratma temelinde kurmayı amaçlayan reformlar geniş bir alana yayılmıştır. Dinin siyasal ve toplumsal etkisini kırmaya yönelik kurumsal değişikliklerden, alfabe değişimine, dil ve tarih çalışmalarına, farklı sanat alanlarına, müzik yaşamına, folklora, giyim kuşama ve mimari yapıya kadar uzanan, geniş yelpazede bir değişim arayışını görmek mümkündür. Eğitim kurumları ve eğitimin yaygınlaştırılması, sağlanması istenen değişimi gerçekleştirecek başlıca araçlar olarak görülmüştür. Ek olarak, halk evleri gibi geniş bir coğrafi alana yayılan kurumlarla, kültürel değişimler topluma yeni kültürel değerler olarak benimsetilmeye çalışılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Soğuk Savaş, dünyayı başta siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel açılardan olmak üzere, yarış halindeki iki kutba bölmüştür. Bir kutbun başına Amerika Birleşik Devletleri çekerken, diğer kutbun lideri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Kapitalist özgür dünya ve sosyalist demir perde ülkeleri arasındaki güç mücadelesinde Türkiye seçimini kapitalist bloktan yana koymuştur. Bu seçimin doğrudan bir sonucu olarak 1923 ila 1945 yılları arasında hüküm süren siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısı dönüşüme uğradı. 1950 yılındaki iktidar değişimiyle birlikte, bir taraftan ABD'nin ülke üzerindeki nüfuzunun çeşitli boyutlarda artması, kültürel alan dahil olmak üzere, pek çok alanda batılılaşmanın kaynağı olarak Amerikanlaşmanın önünü açtı. Bu dönemde, tarıma dayalı sanayileşmenin tetiklediği iç göç, büyük şehirlere milyonlarca insanın akın etmesine neden olacaktı. Bu iki dinamik 1950'lerden 1970'lere kadar Türkiye'deki kültürel değişimin yönünü tayin etmiştir. Popüler kültür bu dönemlerin egemen kültür biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı mirası, ulus inşası ve cumhuriyet rejiminin kültür politikası Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi toprağı Anadolu üzerinde kurulmuştur. Bundan ötürü, imparatorluğun siyasi, idari, ekonomik, toplumsal ve kültürel her açıdan mirasını devralmıştır. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ardı ardına yaşanan savaşlar sonucu ortaya çıkan nüfus kaybı ve yıkım, ekonomik kadar, toplumsal ve kültürel yapıyı da temelden etkilemiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken toplumsal yapı ve kültür cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 13 milyondu. Nüfusun %80 ila %85'i kırsal alanda, tarımla uğraşan köylülerden oluşuyordu. Kentleşme oranı düşüktü, savaşlar sırasında yaşanan dışarıya göç ve Türkiye-Yunanistan arasında 1923'te yapılan nüfus mübadelesi antlaşması sonucu Rumların büyük bir kısmının Yunanistan'a göçmesiyle, kent merkezli nüfusun oranı düştü. Bu döneme kadar ticaret hayatının canlı olduğu kentler büyük ölçüde gayrimüslim unsurların yerleşik olduğu mekanlardı. Kozmopolit kültürel yapı, etnik ve dinsel açılardan farklı unsurların varlığına dayanan kültürel çoğulculuk, Osmanlı devletinin kapitalist dünya düzenine eklemlenmeye başladığı 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kent hayatının belirgin bir özelliği ortaya çıkmıştır. Kültürel çoğulculuğu nüfusun heterojen olduğu kırsal alanda da görmek mümkündür. Bu bağlamda Anadolu'nun genelinde oranları değişmekle birlikte Müslüman gayrimüslim farklı etnik ve dini grupların varlığı söz konusudur. Cumhuriyet dönemine gelinceye değin devlet merkezden belirlenen bir kültür politikası oluşturmamıştır. Devletin kendi yönetim kadrolarını oluşturmak amacıyla kurduğu kurumların şekillendirdiği yönetici sınıfı içine alan kültürel yapının toplumun geri kalan kısmı üzerindeki etkisi sınırlıydı. Etnik ve dinsel cemaatlerin görece özerk oldukları bir yapıda gayrimüslim unsurlar dillerini, tarihsel kimliklerini ve kültürlerini koruyabildiler. Ağırlıklı olarak tarımla uğraşan Müslüman nüfusun kültürel özelliklerini başlıca belirleyen öğe ise din olmuştur. Tarikatlar ve tekkeler, Müslüman halk açısından kültürel değerlerin üretildiği esas yerler olması nedeniyle oldukça önemliydi. 19. yüzyılda ivme kazanan batılılaşma hareketleri, devletin askeri ve idari yapısından başlayarak Eğitime, taşra yönetimine, cemaatlerin içsel yapısına kadar her alanı etkisi altına almaya başlamıştır. Ticari ilişkilerin gelişmesi üzerinden kapitalistleşme, milliyetçilik ideolojisinin yayılması sonucu ulus devletleşme ve batılı tarzda kurulan yeni kurumların laik karakterde olmasından ötürü sekülerleşme özellikleri kazanan batılılaşmanın Osmanlı devlet ve toplum kültürünü etkilememesi beklenemezdi. Öncelikle devlet yönetiminin başı olmak üzere devletin yönetim kadroları, aydınları, kent merkezli gayrimüslim unsurları, giyim kuşamdan müziğe, edebiyata, tüketim kalıplarına, günlük hayata, hal ve davranışlara gelinceye kadar Batı kültürünün etkisi altına girmişlerdir. Öyle ki Tanzimat döneminden 1839 ile 1876 başlayarak Kültürde yerli ve geleneksel olanla batılı olanı ayırt etmek için alla turka, ve alla franga, alla franca tabirlerine sıkça başvurulur oldu. Aynı dönemde kırsal alanda yerleşik olan Müslüman nüfusun, Batı'nın kültürel etkilerine büyük ölçüde kapalı, hatta tepkili olduğu görülmektedir. Kültürel hayatın şekillendirilmesi bağlamında yapılan reformlar. Cumhuriyetin ilanını takip eden süreçte Mustafa Kemal'in önayak olduğu bir dizi reform yapılmaya başlandı. Reformlar en genel çerçevede devleti ve toplumu muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeyi amaçladı. Bundan dolayı reformlar geniş bir alanda topyekün batılılaşmayı hedefledi. Batılılaşmaya dönük modernleşme çabaları yukarıda bahsedildiği gibi 19. Yüzyıla uzansa da erken cumhuriyet dönemi uygulamaları geçmişteki çabalardan keskin bir kopuşu temsil eder. Cumhuriyet rejiminin bu özelliği, bu bölümde de ele alınmaya çalışıldığı üzere, oluşturduğu ve uyguladığı kültür politikasında açıkça görülür. Batılılaşma hedefi yanında reformların ulus inşasına dönük bir amacı da vardı. Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen toplumsal ve kültürel miras, oluşturulmak istenen ulusa atfedilen özelliklere göre yeniden tanımlanmaya ve şekillendirilmeye başlanmıştır. Erken Cumhuriyet dönemi yönetimi, ulusu, çağdaş olmanın yanı sıra milliyetçi ve layık özellikler barındıran bir yapı olarak tasarlamıştır. Sonuç olarak, Erken Cumhuriyet döneminin kültür politikası, batılılaşma milliyetçilik laiklik ekseninde milli bir kültür oluşturmayı hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda devletin ve toplumun dayandığı kültürel yapının temellerini değiştirmek üzere geniş alana yayılan reformlar yapılmıştır. 1923'te kurulan yeni Türkiye devleti batılı temelde siyasal ve ekonomik sisteme sahip olmuştur. Cumhuriyet rejimi dayandığı felsefi ve siyasal düşünüş açısından batılı bir sistemdir. Benzer şekilde Cumhuriyet dönemi öncesinde ekonomik üretim ilişkilerine ve ticaret hayatına şekil veren kapitalizm, Batı'da doğmuş ve gelişmiş bir sistem olduğu için yeni rejim, devletin ve toplumun kurumsal ve kültürel değerlerini batılı temellere oturtmayı amaçlayan reformlar yapmaya girişmiştir. Reformlar, etkili merkeziyetçi bir yönetim sisteminin kurulması ve siyasal alana tamamıyla hakim bir iktidarın varlığı nedeniyle devlet eliyle yürütülmüştür. Bu açıdan bakıldığında, reformların liderliğinin siyasal kadrolar ve onlarla iç içe olan aydınlar tarafından temsil edildiği ileri sürülebilir. Reformlar, birbirinden bağımsız olmayan iki temel ilke üzerinde yapılmıştır: laiklik ve milliyetçilik. Laikleştirme ve millileşme, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın olmazsa olmazı olarak görülmüştür. Bu yaklaşım, aynı zamanda yeni kültürün oluşturulma zeminini de belirleyecektir. Laikleştirme dinin siyasal ve toplumsal etkisini azaltmayı hedeflerken millileştirme Osmanlı'dan gelen kozmopolit kültürel yapıyı etnik, dinsel ve dilsel farklılıkları Türklük potasında eritmeyi amaçlayacaktı. Bu ilkeler doğrultusunda tasavvur edilen yeni Türkiye, doğu medeniyetinden kopup batı medeniyetine geçmiş olacaktı. Laikleştirme millileştirmeye dönük, yeni kültürel değerlerin oluşturulmasını ilgilendiren reformlar Cumhuriyet rejimi kurulur kurulmaz başlamış ve kesintisiz bir biçimde 1930'lu yılların ortalarına kadar devam etmiştir. Reformlar eğitim ve hukuk gibi devlet kurumlarından toplum ve kültür yaşamına doğrudan etki eden alanlara yayılmıştır. Reform çabasında ilk adımlardan biri devlet alanının laikleştirilmesidir. Eğitim ve hukuk alanında yapılan reformlar, devlet yönetiminin dini etkilerden azade kılınmasını öngörüyordu. Bu doğrultuda, 1924 Mart'ının başlarında halifeliğin kaldırılmasıyla eş zamanlı olarak, Şeriye ve Evkaf Vekaleti, Şeriat ve Vakıflar Bakanlığı, ilde edilmiş, yerine, İslam'ın aydın bir yorumunu yapması ve icra etmesi beklenen Diyanet İşleri Reisliği, Müdürlüğü kurulmuştur devamında, eğitimin laikleştirilmesini amaçlayan tevhid-i tedrisat eğitimin birleştirilmesi, kanunu kabul edildi ve medreseler kapatıldı. Laikleştirme çabasında ön plana çıkan diğer alan, simgeler alanıydı. Reformla, dinsel simgeler yerini Avrupa uygarlığının simgelerine bırakacaktı. Bu girişimin tipik örneği, 1925 yılında fesin yasaklanması ve yerine şapka giyilmesini öngören, şapka kanununun kabul edilmesiydi. Dinsel kılık kıyafetin giyilmesi ibadet yerleriyle sınırlandırıldı. Laikleştirme amaçlı en radikal reformların başında toplumsal alanın laikleştirilmesi amacıyla tarikatların yasaklanması, tekke ve zaviyelerin kapatılması gelmekteydi. Halk kültürünü doğrudan ilgilendiren bu yapıların temsil ettiği din anlayışını devletin Diyanet İşleri Müdürlüğü aracılığıyla üreteceği, reformların anlayışıyla uyumlu dini yorumun ikame etmesi öngörülmüştür. Hukuk alanında ise laikleştirme doğrultusunda bu dönemde atılan en belirgin adım, aile hukukunun laikleşmesinin sağlanması ve kadının toplumsal yaşam içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla Medeni Kanun'un kabul edilmesiydi. Önceki dönemlerde kurumsal ve popüler dinin etkisi altında olan alanlar, laikleştirme ile birlikte Türk milliyetçiliğinin etki sahası olmaya başlamışlardır. Ulusa Türklük temelinde bir kimlik benimsetmek amacıyla yeni kimliğin kültürel temellerini gösteren özellikle dil ve tarih alanında izlenebilecek değişimler vardır. Dil alanında 1928'de yapılan alfabe değişikliği ve devamında dilde sadeleştirme arayışları, tarih alanında ise ulusun köklerinin ve kültürünün Orta Asya'da bulunması, tanımlanmaya çalışılan milli kültürün boyutlarını vermesi açısından kayda değer özellikler taşımaktadır. Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş, dilde reform meselesi ve yeni tarih anlayışı kültürün en temel unsurlarından biri dildir. Erken Cumhuriyet dönemi kültür politikasının radikalliğinin boyutunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri 1928 yılında yapılan alfabe değişikliğidir. Alfabede ve dilde reform yapılması arayışı 19. yüzyılın ortalarına kadar gitmektedir. Arayışın temelinde Arapça ve Farsça kelimelerin ağırlıklı olarak oluşturduğu Osmanlıca dilinin Türkçe söz varlığının ifade edilmesinde yetersiz kalmasıydı. Telgraf ve basım gibi yeni iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte yazı dili de başlıca iletişim araçlarından biri olmuştur. Erken Cumhuriyet döneminde alfabe ve dil sorunu, geçmişteki tartışmalardan farklı olarak bir uygarlık simgesi olarak tartışıldı. Yapılan reformlarla laiklik devlet yönetiminde temel bir ilke olmuş, İslam dünyasına ait eski uygarlığa ait olan sadece Arap harfleri kalmıştı. Batı uygarlığına geçmek için bu alfabe kaldırılmalı, yerine Batı uygarlığının sembolü Latin alfabesi getirilmeliydi. Buna ek olarak Arap harfleri Türkçe yazmaya elverişli değildi, öğretimi zordu ve basımı zahmetliydi. 1928 yılında, Mustafa Kemal'in yönetiminde kurulan ve üyelerinin Latin alfabesine geçişi savunduğu Dil Encümeni adında bir komisyon kuruldu. Komisyonun hazırladığı rapordan sonra, Latin harflerine geçişin milleti cehaletten kurtarmak için gerekli olduğu ve geçilecek alfabenin aslında Türk alfabesi olduğu sonuçlarına varıldı. Nihayet, 3 Kasım 1928'de alfabe değişikliğine dair karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşmıştır. Latin harflerinin kabulünü öngören karardan sonraki aşamada, dilde sadeleşme arayışı, diğer bir deyişle, dilde reform süreci başlamıştır. Bu arayış, aydınların ya da seçkinlerin kullandığı Osmanlıca yazı diliyle, Türk halkının konuştuğu dil arasındaki uçurumu ortadan kaldırma niyeti sonucu ortaya çıkmıştır. Bu arayış doğrultusunda örgütlü ve merkezi faaliyet yürütmek amacıyla, 1932 Temmuz'unda Türk Dili Tetkik Cemiyeti, sonradan Türk Dil Kurumu kuruldu. Ardından, 26 Eylül 1932'de ilk Türk Dil Kurultayı toplandı. Kurultayda, halkın yazı dilini anlayamadığı, Türkçenin tarihi gelişimi içinde Arapça ve Farsça kelimelerin baskısı ile özbenliğini yitirdiği, Doğu uygarlığından Batı uygarlığına geçilmiş olmasından dolayı, Türkçenin yeni uygarlığın getirdiği kavramları da karşılayacak bir seviyeye ulaştırılması gerekliliği vurgulandı. Bunu sağlamak için, halkın konuşma dilinden, eski eserlerden derlemeler yapılması ve yeni kelimeler türetilmesi benimsendi. Kurultay'ın sona ermesinden sonra, Türkçenin yabancı dillerin egemenliğinden kurtarılması ve yeni kavramların karşılığı olacak bir kültür dili yaratılması için seferberlik başladı. Osmanlıca kelimeler yerine, lehçelerden, eski edebi kaynaklardan ve Orta Asya'daki Türkiye dillerden sözcükler uyarlanmaya başlandı. 18 ila 23 Ağustos 1934'te toplanan ikinci dil kurultayının kararları arasında, bütün terimlerin Türkçe köklerden türetilmesi ve yeni türetilen öz Türkçe kelime ve terimlerin okul kitaplarına girmesi yer aldı. Kurultayın ardından dilin millileştirilmesi amacıyla yapılan en dikkat çekici girişimlerden biri, ibadet dilinin Türkçeleştirilmesiydi. Zira, Türkçenin Arapça etkisi altında kalmasının başlıca nedenlerinden biri olarak ibadet dilinin Arapça olması görülmüştü ezanın Türkçe okunması kararının alınması ve kur, anın Türkçe'ye çevrilmesi, halkın Arapça ile bağının kopartılması ve etkisinin azaltılmasıyla ilgili olduğu kadar, dinin millileştirilmesi, Türkleştirilmesiyle de ilgiliydi. Ağustos 1936'da yapılan üçüncü. Dil kurultayı ise, milli dil olan Türkçenin eskiliğini ve ne kadar köklü bir dil olduğunu gösteren, güneş dil teorisinin kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. Aslında, bu teori 1932'de gerçekleşen birinci. Türk Tarih Kongresi'nde kabul edilen Türk tarih tezinin dil alanındaki iz düşümüydü. Tarih tezi, Türk tarihinin kökenlerini keşfetmeye, temellendirmeye ve Türkiye'nin köklü bir devlet olduğunu kanıtlamaya dönük bir arayışın sonucu ortaya çıkmıştı. Tezin benimsediği görüşler arasında Türklerin Orta Asya'da yaşarken kuraklık ve kıtlıktan dolayı için Avrupa ve Yakın Doğu gibi başka bölgelere göç etmek zorunda kaldıkları vardı. Türkler, göç ettikleri yerlerde uygarlıklar kurmuşlardı. Yakın doğuda kurulan Sümerler ve Hititler esasen Türk idiler. Bu yönüyle tarih tezi Türk kültürünün temellerini Orta Asya'da görüyordu. Öte yandan Anadolu'nun çok eskiden beri Türklerin yerleşik olduğu bir yer olduğunu kabul ediyordu. Türk tarih tezine paralel şekilde Güneş Dil Teorisi bütün dillerin eskiden Orta Asya'da konuşulan tarihin en eski dönemlerine ait bir dilden çıktığı görüşünü benimsemiştir. Bütün diller içinde bu dile en yakın olan dil ise Türkçe idi. Dolayısıyla bütün dillerin gelişimi Türkçeden geçerek mümkün olmuştu. Sanatta ve mimarlıkta batılılaşma. Erken Cumhuriyet döneminin doğu uygarlığından batı uygarlığına geçme çerçevesinde şekillenen kültür politikası sanat ve mimarlık alanlarına da yansımıştır. Dil ve tarih alanlarında olduğu gibi bu alanlarda da amaç milli kimliğin batılılaşma yoluyla muasır medeniyetler seviyesine gelmesidir. Geleneksel olanın batılı olanla ikame edilmesi sanat ve mimarlık alanında modern özelliklere ulaşmanın bir yolu olarak görülmüştü. Bu amaçla müzik, tiyatro başta olmak üzere sahne sanatları, resim, heykel ve mimarlık alanlarında devletin ön ayak olduğu pek çok faaliyet söz konusudur. Tüm alanların batılı tarzda modernleştirilmesi ve batılı estetik değerlerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Diğer bir deyişle, uygarlık değiştirmek için dil ve tarih alanındaki çalışmalar ve reformlarla yetinilmemiş, kültürün diğer başta gelen bileşenleri de sürece dahil edilmiştir. Müzik ve tiyatro alanındaki gelişmeler, erken Cumhuriyet döneminde kitlelere çağdaşlığı götürmenin en başta gelen araçlarından biri olarak müzik ön plana çıkmıştır. Müzik alanındaki gelişmeler Mustafa Kemal'in 1934 yılı Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemi için yaptığı açılış konuşmasında ifadesini bulmuştur. Mustafa Kemal, bir ulusun yeni değişikliğine ölçüt olarak müzikte değişikliği alabilme ve kavrayabilme yeteneğini almıştır. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamanın ve onları son musiki kurallarına göre işlemenin Türk milli musikisini yükseltebileceğini ve evrensel musikide yerini almasını sağlayabileceğini ifade etmiştir. Mustafa Kemal'in açıkça kastettiği, çok sesliliğe dayanan klasik batı geleneğinin temel ilkeleri olan armoni, melodi ve üslubunun yerli Türk müziğine uygulanmasıydı. Bu açıdan, tek sesliliğe dayanan geleneksel ya da Alaturka olarak tanımlanan ve sarayla özdeşleştirilen klasik Türk müziği, geriliğin, doğululuğun ve demodeliğin sembolü olarak görülmüştür. Bu müzik seçkin çevrelerce, Arap, Fars ve Bizans kültürünü yansıtan, dolayısıyla, yabancı kaynaklı bir müzik olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, Mustafa Kemal'in konuşmasından kısa bir süre sonra, klasik Türk müziği radyo yayınlarından tamamen çıkarılmıştır. Uzun vadede, Avrupa'nın müzik yöntemini ve tekniklerini kullanarak, ülkenin halk arasında yaşayan asıl müziğini temsil eden ezgilerin derlenerek dönüştürülmesi ve yeni müzik türünün topluma benimsetilmesi amaçlanmıştır. Genç ve gelecek vadeden tüm bestecilerin, Cumhuriyet rejimin ihtiyaçlarına, Türkiye'nin milli mirasında kökleşmiş bulunan müziği besteleyerek hizmet etmeleri bekleniyordu. Buna dönük çabalar, aslında 1925 yılında, yeni Türk musikisinin temeli olarak görülen halk ezgilerinin toplanması ve derlenmesi için geziler yapılmasıyla ve notalara dökülen ezgilerin defterler şeklinde yayımlanmasıyla başlatılmıştı. Sonuç olarak, milli müzik, sadece batının beste yapma tekniklerini kullanan çalışmaların oluşturduğu müzik olarak görülmeye başlanmıştır. Milli olanla, çağdaşa yani evrensele ulaşmak, ancak bu sayede mümkün olabilirdi. Müzik alanında amaçlanan dönüşümün sağlanabilmesinde eğitime önemli bir rol atfedilmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında sahne sanatlarıyla birlikte müzik alanında eğitim veren iki resmi kuruluş vardı. Bunlardan ilki Konservatuvar Darül Elhan, ikincisi de şehir tiyatrolarıydı Darül Bedayı. Her iki kurum da İstanbul'da bulunuyordu. Batı ve Doğu musikileri olmak üzere iki bölümden oluşan konservatuvar belediye konservatuvarına dönüştürüldü ve 1927 yılından itibaren yeni kültür politikasının bir sonucu olarak Batı musikisine yöneldi. Doğu musikisi bölümü ise kapatıldı. Yeni okulda, geleneksel musikinin ve çalgıların çalınması yasaklandı, Udya'da tambur çalan sanatçılar, violonsel, keman gibi Batı çalgılarına yönlendirildiler. Müzik alanında bir dönüm noktası olarak ortaya çıkan gelişme, daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na dönüşecek kurum olan Musiki Muallim Mektebi'nin 1924 yılında açılmasıdır. Yeni Türkiye'nin felsefesine uygun bir musiki yaratma işlevi bu kurumda cisimleşmiştir. Konservatuvarın başta gelen amacı, Batı musikisi yöntemlerini uygulayacak, yeni müzik anlayışını tüm ülkeye yayacak öğretmenleri yetiştirmek ve müzik sorunlarıyla ilgili araştırma yapmaktı. Aynı yıl içinde, Mızıkayı Hümayun Orkestra ve Bando adı Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti, 1933'de Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası, 1958'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adını alacaktır olarak değiştirilerek Ankara'ya nakledilmiştir konservatuarın öğretim kadrosunu güçlendirmek, sanatçı ve öğretmen yetiştirmek amacıyla, 1926 yılından itibaren Avrupa'ya, özellikle Paris, Berlin, Budapeşte, Viyana ve Praha öğrenci gönderilmeye başlandı. 25 Haziran 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan Milli Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu müzik ve sahne sanatları alanındaki gelişmeler açısından önemli bir evre olmuştur. Akademinin üç temel amacı vardı. Bilimsel esaslar dahilinde milli musikinin işlenmesi, yükseltilmesi ve yayılması. Sahne sanatlarının her kolunda ehliyetli elemanların yetiştirilmesi. Musiki öğretmenlerinin yetiştirilmesi. Kanuna göre, akademi 3 bölümden oluşuyordu. Musiki Muallim Mektebi, Riyaset Cumhur Filarmonik Orkestrası, Temsil Bölümü, Tiyatro, Opera, Bale, Koro. Kanunun kabulüyle birlikte, aslında devlet konservatuarının kurulma süreci başlamıştır. Konservatuarın kurulmasında Alman uzmanlardan yararlanmıştı. İlk olarak, 1935 yılında, bir musiki konservatuarının kurulması ve musiki kültürünün organizasyon işlerinde araştırma ve çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili ayrıntılı bir rapor vermek üzere besteci Paul Hindemith Türkiye'ye gelmiştir. Hindemith, izleyen yıllarda da Türkiye'ye gelmeye devam edecek, Türk musikisini ve ilişkili olduğu yapıyı inceleyerek önerilerde bulunacaktı önerileri arasında, Musiki Muallim Mektebi'nin tam örgütlü bir konservatuara dönüştürülmesi vardı. Öte yandan, 1934 kanununa göre kurulması gereken, ancak 1936'ya gelindiğinde henüz kurulmamış bulunan temsil bölümü kurulması için yine Almanya'dan bir uzman, Karl Öbert, davet edilmiştir. Frankfurt ve Berlin tiyatro okullarının kuruluşunda yer almış, Berlin Şehir Operası'nın müdürlüğünü ve rejisörlüğünü yapmış bir sanat adamı olan Öbertten beklenen, tiyatro ve opera bölümlerinin kurulmasıydı. Her iki uzmanın katkılarıyla, konservatuvarın kuruluş kanununun çıkacağı 1940 yılına kadar epey yol kat edilmişti. 20 Mayıs 1940'da çıkan Devlet Konservatuvarı Kanunu'na göre, konservatuvar, müzik ve temsil olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Her iki bölümün amacı olarak, ülkede müzik, tiyatro, opera ve bale kültürünün geliştirilmesi ve yetkin sanatçıların yetiştirilmesi olarak belirtilmişti. Konservatuara bağlı olarak, bir tiyatro ve opera tatbikat sahnesi kurulmuştur, resmi gazete, sayı 4517, 24 Mayıs 1940. Konservatuvar tüm yönleriyle batılı tarzda eğitim veren ve batı sanatının esas alındığı bir okul olarak kurulmuştur. Diğer bir deyişle, kanunun çıktığı yılda Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'in sözleriyle, bir medeniyet meselesi olarak ele alınmış ve gerçekleştirilmiştir. Resim heykel alanındaki gelişmeler. Sanayi Nefise Mektebi'nden Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Erken Cumhuriyet dönemi kültür politikasının gereği olarak Batı uygarlığına yönelen diğer bir alan resim heykel alanıdır. Bu alanda da yabancı uzmanların belirleyici olmasıyla güzel sanatlar eğitiminin kurumsallaşması söz konusudur. Bu alan, erken cumhuriyet döneminin Osmanlı mirasını reddetmediği istisnai yalandır. Zira 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi olarak adlandırılacak kurum, 19. yüzyılın sonlarına doğru, mimarlık, şehircilik, resim ve heykel gibi sanat dallarında batı tarzında sistemli bir öğretimi sağlamak amacıyla kurulan Sanayi Nefise Mektebi'nin yeni koşullarda reforma tabi tutulması sonucu kuruldu. Kurum, çağdaş temellerde yeniden örgütlenmiştir. Genellikle Alman olan yabancı uzmanların davet edilmesiyle, akademide verilen eğitim çağdaşlaştırılmıştır. Resim bölümünün yenileştirilmesi ve çağdaş bir eğitimle ressam yetiştirilmesi için, 1937 yılında Fransız ressam Leopold Levi, bölümün uzmanı ve yöneticisi olarak Türkiye'ye davet edilir. Gelişinden kısa bir süre sonra, öğretim kadrosu içinde yer alan İbrahim Çallı, Hikmet Onat ve Feyham'ın Durman gibi, sanayi nefise mektebik kökenli sanatçıların etkinliklerini azaltır. Kendi kontrolünde resim bölümünü yenileştirme ve gençleştirme çabası içine girer bölümü, tamamı Avrupa'da ve bir iki istisna dışında Fransa'da resim öğrenimi görmüş olan sanatçılardan oluşturur. Bunlar arasında, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Zeki Kocamemi, Ali Çelebi, Nurullah Berk ve Zeki Faik vardır. Sonuç olarak, Fransız resminin teknik gelişmeleri ve sanat anlayışı, eğitim programında esas alınmaya başlanır heykelcilik, cumhuriyet rejiminin halka benimsetilmesi, milli bilincin güçlendirilmesi ve yakın dönem tarihinin, özellikle Kurtuluş Savaşı'nın gelecek nesillere aktarılması için önem atfedilen bir alandı. Bu amaçlar doğrultusunda, heykel alanındaki gelişme, anıt yapımıyla sınırlı kalmıştı. Sanat alanındaki diğer gelişmelerde olduğu gibi, bu alanda da Mustafa Kemal'in görüşleri ve inisiyatifi etkili olmuştur. Kentlerde anıt yapımının sembolik ve anlamsal önemini kavrayan bir yönetici olarak Mustafa Kemal büyük boyutta anıtların yapılması gerektiğini ileri sürmüştü. İlk etapta kent meydanlarına yapılan anıtlar yabancı heykeltıraşlara sipariş edilerek yapılanlar olmuştur. İlk tamamlanan anıt Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı 1926'da törenle açılan Sarayburnu Atatürk heykelidir. Devamında Cripple, Konya Atatürk Heykelini, Ankara'da Ulus Meydanı'nda ana figür olarak ata binmiş Atatürk'ü gösteren Atatürk Anıtını, Afyon'da Zafer Anıtını yapmıştır. Diğer bir heykeltıraş, İtalyan Pietro Canonica ise Ankara Etnografya Müzesi önündeki atlı anıtı, Ankara Zafer Alanı'ndaki Atatürk Heykelini, İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı ve İzmir Atlı Anıtı'nı yapmıştır. Avusturyalı iki heykeltıraş Anton Hanak ve Josef Torak ise Ankara Kızılay'daki Güven Anıtını, Emniyet Abidesi yapmışlardır. Eğitim alanında ise heykel bölümünün reformunu gerçekleştirmek üzere yine 1936 yılında Nazi rejiminden kurtulmak isteyen ünlü Alman heykeltıraş Rudolf Beling görevlendirilmiştir. 1954 yılına kadar, Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Şubesi Şefi sıfatıyla heykel eğitimini köklü reformlar yoluyla sanayi nefise çizgisinden çıkarıp, çağdaş anlayışla öğrenci yetiştiren bir yöne doğrultmuştur. Heykelde eskiye ait realizmin yerini, modern olan soyut heykelcilik almıştır. Heykelcilik alanında 1940'lardan başlayarak bu anlayışı temsil eden yeni bir kuşak ortaya çıkmıştır. Resim ve heykel alanlarındaki yenileşme arayışlarının bir ürünü olarak 1937 yılında batılı anlamda ilk sanat müzesi sayılabilecek İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır. Konya Atatürk Anıtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sarayburnu Atatürk Anıtı'ndan sonra yapılan ikinci anıtıdır. Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan 1926 tarihli anıt, Konya İstasyon Caddesi'nde Hükümet Meydanı'na yerleştirilmiştir. Ankara Zafer Anıtı, Ankara'nın Altındağ ilçesinin ulus meydanında, Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına yeni gün gazetesi öncülüğünde Türk halkı tarafından Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaptırılmış anıt. Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan anıt, 24 Kasım 1927'de açılmıştır. Büyük Utku Anıtı, Afyonkarahisar'da, kentin Yunan işgalinden kurtarılışı ve büyük taarruz anısına dikilen zafer anıtıdır. Heinrich Krippel tarafından 1934 ila 1936 yılları arasında yapılmış ve 24 Mart 1936 günü dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından açılmıştır. Sarayburnu Atatürk Anıtı, İstanbul Belediyesi tarafından Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykelidir. Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'dır, 3 Ekim 1926'da dönemin belediye başkanı, Şehremini Emin Erkul tarafından açılmıştır. Onur Anıtı, Samsun'un ilk adım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi haline gelen anıttır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı noktaya dikilen anıt Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan bu anı simgelemektedir. Anıtın heykeli Samsun Valisi Kazım Paşa tarafından Samsun halkı adına Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e 1927 yılında sipariş edilmiş, aynı yıl 19 Mayıs günü kaidenin resmi temel atma töreni yapılmıştır. 1928 yılında Viyana'da başlayan heykelin yapım süreci 1931 yılında sonlanmış ve heykel kaidesine 29 Ekim 1931 tarihinde dikilmiştir. 15 Ocak 1932 tarihinde anıtın resmi açılışı yapılarak Cumhuriyet tarihinin 13. anıtı, Heinrich Krippelin ise Türkiye'deki 4. anıt çalışması olmuştur. Tunçtan yapılmış olan heykelin yüksekliği 4,75 metre, taş blok kaidenin yüksekliği 4,10 metre, tüm anıtın yüksekliği ise 8,85 metredir. Taksim Cumhuriyet Anıtı, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'ya yaptırılan anıt, iki genç Türk Hadi Barah Bey ve Sabiha Bengütaş Hanım'ın yardımlarıyla 1928'de tamamlanmıştır. 8 Ağustos 1928'de açılan anıtın, Kaide ve Çevre Düzeni Mimar Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır. Mareşal Atatürk Anıtı, Ankara, Sıhye'de Zafer Meydanı'na yerleştirilmiştir. İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılan anıt, 4 Kasım 1927 tarihinde açılmıştır. Atlı Atatürk Anıtı, Cumhuriyet Ankara'sında yapılan ilk anıttır. Namazgah Tepedeki Etnografya Müzesi önünde bulunan atlı Atatürk Anıtı 29 Ekim 1927'de açılmıştır. Pietro Canonica. İzmir Atatürk Atlı Anıtı İzmir Valiliği ve Belediye tarafından Pietro Canonica'ya yaptırılmıştır. 1932. Anıt, koyu kırmızı renkli Afyonkarahisar mermerinden bir kaide üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefini Denizlerileri, emrini verdiği anı betimleyen atlı bronz heykelden oluşur. Kaide'nin üç cephesinde kurtuluş savaşı ve zafer konulu bronz kabartma vardır. Güven Park Anıtı, Güvenlik Anıtı Emniyet Abidesi, Ankara Kızılay Meydanı'nda Güven Park içerisinde bulunan ve Türk ulusunun polis ve jandarmaya olan güvenini, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve inkılap hareketlerinde beraber bulunduğu arkadaşlarını temsil eden heykeller ve insan zekasını, çiftçinin tarım çalışmalarını betimleyen kabartmaların yer aldığı anıttır. Cumhuriyet yönetiminin kamu yapılarını, konutlarını ve çevresini planlayan Avusturyalı Mimar 100. Holzmeister, Kızılay Meydanı'nda bir park ve anıt önermesiyle yapımına başlanmıştır. Bronzdan yapılan heykeller Avusturya'da Viyana Erdberg Dökümhanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Mamak taşı kullanılan kaide üzerindeki kabartmalar Türkiye'de yapılmıştır. Anıtın taş kısımlarında Franz Wörth, Treiberer ve Anton Hanak'ın diğer öğrencileri ile Türk ustaları çalışmıştır. Anton Hanak tarafından yapımına başlanan anıt onun 6 Ocak 1934'te ölmesi üzerine Joseph Torak tarafından 1935 yılında tamamlanmıştır. Anıtın kaidesi 37 metre uzunluğu, orta blok 8 metre, yan kanatlar 2 metre, bronz figürlerin boyu 6 metredir. Kaidede Atatürk'ün Türk, Öğün, Çalış, Güven Özdeyişi yazar. Mimarlık alanındaki gelişmeler Batılılaşma, laikleşme, millileşme ekseninde ortaya çıkan diğer bir yenileşme alanı mimarlıktı. Bu alanda erken Cumhuriyet yönetiminin izlediği değişim çabasıyla uyumlu modernist bir anlayışın etkin olması amaçlanmıştı. Mimarlık modernleşme kültürünün esas görsel unsurları arasında en başta gelen alan görülmüştür. Erken Cumhuriyet dönemi mimarları modern kültüre ait olanla Osmanlı dönemine ait üslup ve biçimden ayrıştırılması arayışı içinde olmuşlardır. Bundan dolayı, Cumhuriyet'in kuruluşunu takip eden birkaç yıl içinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde benimsenen, Osmanlı mimarlığına dönüşü, onun canlandırılmasını amaçlayan, Osmanlı İslami unsurların kullanımına dayalı ve Cumhuriyet kurulduğunda egemen mimari üslup olan Milli Mimari Hareketi yaklaşımı yerini, yeni mimari, Style International adı altında Avrupa'daki modern harekete bırakmıştır. Mimari anlatımında ilk kez cumhuriyetle gelen ve çağdaş uygarlık düzeyini yansıtan bir anlatımın ortaya konması amaçlanmıştır. Modern mimarlık, batılı, modern ve laik, Osmanlı ve İslami geçmişinden ayrışmış bir ulus yaratmak için hem görünen bir sembol hem de değişim programının etkili bir aracı olarak ithal edilmiştir. Modern mimarlık hem çağdaş olmanın gereğiydi hem de Doğu'ya, İslam'a ait kültürden batılı kültür sistemine geçmenin koşullarından biriydi. Kübist ya da işlevsel mimari olarak da adlandırılan bu yaklaşımda tasarım, teknolojiye, işleve malzemeye ve geometriye dayandırılmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi'nden yeni mezun olmuş mimarlar, bu yaklaşımın tipik temsilcileri olmuşlardır. Bu arada 1930'larda, kentlerin imarını ve planlamasını kurallara bağlayan yasalar çıkarılmıştır. En temel amaç, Cumhuriyet rejiminin simgeleştirilmesi, medeni ülke şehirlerinin kurulması ve sağlık koşullarının iyileştirilmesiydi. Ankara, yeni rejimin modern mimari tasavvurunun laboratuvarı olmuştur. 10 Ekim 1923'te başkent olarak seçilmiş ve henüz bir kasaba olan Ankara'nın modern bir kent olarak kurulması ve geliştirilmesi, Cumhuriyet rejiminin başlıca amaçlarından birisi olmuştur. Osmanlı'nın başkenti, emperyalist ilişkilerin sembolü ve dışa bağlı gayrimüslim burjuvazi ve levantenlerin yaşadığı kozmopolit İstanbul yerine Ankara, Cumhuriyet'in bağımsızlığının ve batılı, laik ve milli kültürün simgesi olmalıydı. Bu açıdan, Türkiye'ye örnek olacak şekilde, çağdaş bir kent olarak biçimlendirilmeliydi. Ankara'nın çağdaş bir kent olarak kurulması için, 1924 yılında Ankara Belediyesi ve 1928 yılında Ankara Şehri İmar Müdürlüğü kurulmuştur. Yeni mimari akımının etkili olmaya başlayacağı 1927 yılından itibaren, kent planlaması ve mimarlık alanında uzman, Avrupalı mimarlar Türkiye'ye davet edilmeye başlandı. 1930 yılına kadar gelenler arasında Alman ve Avusturyalı Theodor Post, Erzegli, Clemens Holzmeister ve Hermann Janssen vardır. Ankara'nın başkent olarak kuruluşunda ve kamu binalarının projelerinin yapılmasında en etkili figürler bunlar olmuşlardır. Bunların içinden, Viyana ekolünün temsilcisi olan ve Ankara Viyana Kübik Mimari ekolünü geliştiren 100. Holzmeister, en çok uygulamayı yapan mimardır tasarımları arasında Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1928 Milli Savunma Bakanlığı, 1927 ile 1931, Genel Kurmay Başkanlığı, 1929 ile 1930 Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 1930 ile 1932, Merkez Bankası Binası, 1931 ile 1933 Ordu Evi, 1929 ile 1933 ve Yargıtay, 1933 ila 1935 vardır. E. Egli'nin eserleri arasında ise, Musiki Muallim Mektebi, 1927 ile 1928, Sayıştay, 1928 ile 1930, ve Siyasal Bilgiler Okulu, 1935 ile 1936, vardır. Kent planlaması ve düzenlenmesi için 1928 yılında yapılan yarışmayı, Berlin şehir planlamasını da kazanmış olan Hermann Janssen kazanmıştır. Yaptığı planlamada Ankara, 50 yıl sonra 300 bin nüfuslu olacak şekilde çağdaş bir şehir olarak tasarlanmıştır. Planlanan kent dokusu, geçmişteki Anadolu Türk kenti imgesinden hayli farklıdır. Geniş bulvarlar, caddelerin üzerinde özenle yapılmış kurumsal binaların bulunduğu, temiz, yeşil alanlara sahip bir çağdaş kent kurulması öngörülmüştür. 1930'larda yabancı uzmanların sayısında artış yaşanmıştır. Bu uzmanlardan hem yapı işlerine katılmaları hem de mimarlık eğitimine katkı vermeleri beklenmiştir. Bunun yan sıra, modern mimarlık eğitimi görmek üzere, Avrupa'ya, özellikle Almanya'ya, öğrenci gönderilmiştir. Ankara dışında büyük ölçekli kentlerin modernizasyonuna örnek olabilecek diğer bir örnek İzmir'dir. Kurtuluş Savaşı tarihi açısından oldukça önemli olan bu şehir, savaş sonunda harap haldeydi. 1922'de şehirde çıkan yangınla, gayrimüslim nüfusun yerleşik olduğu mahalleler büyük ölçüde yanmıştı. Nüfusu da neredeyse yarı yarıya azalmıştı. Cumhuriyet yöneticileri açısından şehrin imarının ilgi odağı olmasının, Ankara örneğinde olduğu gibi, sembolik bir nedeni vardı. İzmir, İstanbul gibi, Osmanlı döneminin canlı, kültürü kozmopolit ve ışıltılı bir liman kenti olma özellikleriyle, dışa bağımlılığı ve emperyalist nüfuzu simgeliyordu. Bu özelliklerin yerine Cumhuriyet kentinin imajının geçmesi isteniyordu. Şehrin planlaması bu amaç doğrultusunda yapılmıştır. İlk uygulamalardan biri olarak ortaya çıkan, yangında kül olan mahalleler yerine kurulan ve sonra genişletilen kültür park uygulaması, yeni şehrin neye benzemesi gerektiğinin iyi bir örneği olmuştur. Planlı bir gelişme ile kurulan park, yeşil alanları, gölleri, hayvanat ve botanik bahçeleriyle yepyeni bir kentsel çevre yaratmış ve sonraları uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Dünyada 1929 yılında başlayan ekonomik buhran, 1930'lu yıllarda başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede milliyetçiliğe dayalı otoriter totaliter rejimlerin güçlenmesi için gerekli toplumsal zemini oluşturmuştur. Sanat ve mimarlık, bu tür rejimlerin sembolik güç arayışını karşılayacak alanlar olarak görülmüşlerdir. Mimarlık alanında bir tür öze dönüş olarak yorumlanabilecek, klasik Avrupa mimarlık unsurlarını içine alacak şekilde eski çağa dönülmüştür vurgu, dev sütunlar, uzun kütleler, simetrik düzenleme, tek düze cephe, geniş merdivenli girişler ve ezici ölçeğin yarattığı anıtsallıkla, güç, ciddiyet ve devlet otoritesi ağırlıklı olmuştur. Bu üslup, yabancı mimarlar aracılığıyla, 1930'larda iyice parti devlet görünümü alan Türkiye'de de uygulanmıştır. Yabancı mimarlar arasında bu üslubu Clemens Holzmeister yetkin bir şekilde uygulamıştır. 1938’de yaptığı yeni TBMM binası, Bayındırlık, Ticaret ve İçişlerinin bakanlık binaları tipik örneklerdir. Reformların yaygınlaştırılması 1920'li yıllardan başlayarak pek çok alanda çağdaş bir devlet ve toplum oluşturmak için yapılan reformlar çoğunlukla devlet kadroları eliyle gerçekleştirilmişti. Cumhuriyet rejiminin dayandığı felsefi temellerin, ideolojisinin ve izlediği kültürel değişim programının topluma benimsetilmesi rejim açısından en önemli meselelerden biriydi. Ağırlıklı olarak kırsal alanda yaşayan ve dinin şekillendirdiği kültürel yapıların etkisinde bir nüfusa sahip olan Türkiye'de, kültürel batılılaşma çabalarının, iletişim ve ulaşım araçlarının kıt olduğu bir dönemde topluma benimsetilmesi oldukça güçtü. Bundan dolayı, kültürel değişimlerin topluma benimsetilmesi, yine devlet eliyle yapılmaya çalışılacaktı. Bu çaba için yeni rejimin siyasi ve kültürel anlayışı doğrultusunda reforma tabi tutulan her düzeydeki eğitim kurumları ve 1932 yılında Cumhuriyet Halk Partisine bağlı olarak kurulan halk evleri etkili kılınmaya çalışılmıştır. Yeni kültürü yayma aracı olarak eğitim Erken Cumhuriyet döneminde eğitim kurumlarının işlevi, rasyonelliğe dayalı bilimsel gelişmeyi sağlamakla sınırlandırılmamış, aynı zamanda, batılılaşma, laikleştirme ve millileştirme ekseninde temelleri atılan yeni kültürün yaygınlaştırılması, reformların topluma kabul ettirilmesi olmuştur. İlk öğretimden üniversiteye kadar olan tüm eğitim düzeylerindeki değişim ve örgütlenme bu anlayışla gerçekleştirilmiştir. Bunun ilk adımı olarak da eğitim kurumlarını standartize eden Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Cumhuriyet rejiminin ilanından kısa bir süre sonra kabul edilmiştir. Bu kanun, Tanzimat'tan, 1839 ila 1876, veri süre gelen din laik ikili eğitim yapısını ortadan kaldırmakla kalmamış, aynı zamanda layık eğitim veren yabancı okulları ve gayrimüslimlerin cemaat okullarını denetim altına alarak, burada da dini eğitimi yasaklamış, eğitim anlayışını standartlaştırmayı amaçlamıştır. Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, oranı %10'u zar zor bulabilen okur yazar sayısını arttırmanın yanında, ilk orta lise düzeyinde olan eğitim kurumlarının Cumhuriyet rejiminin görmek istediği, kültürel dönüşümleri benimsemiş ve reformlara sahip çıkan yurttaş tipini yetiştirmesi beklenmiştir. İlk öğretimden başlayarak, rejimin benimsediği temel yurttaşlık bilgileriyle donatılmış, rejimin değerlerini benimsemiş nesillerin ortaya çıkarılması başlıca amaç olarak görülmüştür. Bu nesillerin milli şuura sahip olması, Mustafa Kemal'in önderlik ettiği kültürel değişim programının ilkelerini benimsemeleri, rasyonel bilimci bakış açısına sahip olmaları ve layık olmalarını sağlamayı amaçlayan bir eğitim yapısı kurgulanmıştır. Din dersi hem ilk öğretimde hem de orta öğretimde programdan çıkarılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda karşılaşılan en önemli sorun, yetişmiş öğretmen sorunudur. Özellikle, kırsal alana rejimin yeni değerlerini götürecek öğretmen eksikliği, yıllar içinde fazlasıyla hissedilecektir. Buna dönük çözüm olarak görülen, bir tür öğretmen yetiştirme modeli olarak, 1940 yılında köy enstitüleri kurulacaktır. Köy enstitülerinin, ilk öğretimin köylere yaygınlaştırılması ve kırsal alana öğretmen yetiştirmek yanında, nüfusun ağırlıklı kısmını oluşturan köylülere yeni rejimin değerlerini aşılama ve reformlara bağlılıklarını sağlama gibi misyonları vardır. Kırsal alanın geliştirilmesi, kırsal alandaki insanların bilinçlendirilmesi ve onları milli amaçların dayanağı olacak şekilde bilgi ve becerilerle donatmak amaçları arasındaydı. Bunun için kırsal alandan seçilen kişiler, bulundukları sosyal çevre içinde eğitilip yetişecek ve köy öğretmenleri olarak mezun olacak, bulundukları yerde öğretmen olarak çalışacaklardı. Enstitülerin müfredatında tarım, zanaatkarlık, teknik beceriler edinmeye dönük meslek dersleriyle eşit derecede kültür derslerine ağırlık verilmiştir. Yüksek öğretim kurumu olarak üniversitede cumhuriyet rejiminin modernleşme çabasını destekleyecek, yeni değerleri benimseyip yayacak bir kurum olarak tasarlanmıştır. 1933 yılında yapılan üniversite reformu bu durumu açık bir şekilde gösterir. Osmanlı döneminden gelen ve 1924 yılında İstanbul Darülfünun adını alan başlıca yüksek öğretim kurumu, bu yıl içinde bir kanunla ilga edilmiş ve yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bu değişikliğin esas nedenlerinden biri, Darülfünun'un reformlara kayıtsız kalması ve onlara karşı olumsuz bir tavır içinde olmasıydı. Ardı ardına yapılan, toplumun kültürel temellerini değiştirmeye dönük kültür reformları, nihayetinde, değişime pasif bir biçimde direnen ve uyum sağlamayan kurumu hedef almıştı. Üniversite reformu için İsviçre'den danışman ve uzman olarak Profesör Albert Malch getirilmiştir. Hazırladığı rapor, üniversite reformuna temel olmuştur. Reformla Avrupa üniversitelerine benzer bir bilim kurumu amaçlandığı ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Darülfü'nün İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülürken, kurumun özelliği ortadan kaldırılmış, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak, rektörü Ankara'dan atanmıştır. Diğer bir deyişle, üniversite siyasi otoriteye bağlanmıştır. Reform sonucu ortaya çıkan diğer önemli bir sonuç ise, Darülfünun'un öğretim kadrosunun büyük çapta tasfiyesidir. Yaklaşık 150 tane öğretim üyesinden sadece 59'u yeni kuruma geçebilmiştir. Tam da aynı zamanda, Hitler rejiminden kaçan, sayıları onlarla ifade edilen Alman bilim ve sanat adamı, İstanbul Üniversitesi'nde ve 1936'da kurulacak Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde görev almaya başlamıştır. Bunların çoğu 1940'lı yılların sonlarına kadar Türkiye'de kalmış ve öğretim üyesi, araştırmacı, danışman ve yönetici olarak ülkede çağdaş anlamda bir üniversitenin temellerini atmışlardır. İzleyen kuşağın bilim, sanat, hukuk, tıp, mimari ve müzik alanındaki önemli isimlerinin yetişmesinde bu kadroların katkıları büyüktür. Halk evleri, Türk ocaklarının 1931 yılında kapatılmasından sonra, yerlerine 1932 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı halk evleri kurulmuştur. Türk ocaklarının faaliyetleri, erken cumhuriyet reformlarının yayılmasında ve kültürün millileştirilmesinde yetersiz bulunmuştu. Bundan dolayı, halk evlerinden beklenen reformların yayılması ve benimsenen layık milli batılı kimliğin topluma tüm kültürel yönleriyle benimsetilmesidir. Daha açık bir ifadeyle, halk evlerinin iki temel misyonu vardı. Birincisi, sosyal reform, ikincisi, batılılaşma projesini hayata geçirecek sanatsal ve kültürel faaliyetleri başlatmak ve yürütmekti. Partiye bağlı olarak çalışmaları, daha etkili ve denetlenebilir bir faaliyet yürütmelerini sağlayacaktı. Başlangıçta, 14 şubeye sahip olan halk evleri, halk odalarının kurulmaya başlandığı 1940 yılına kadar 373 şubeye ulaştı. 1950 yılında iktidar değişikliği sonrasında kapatıldıkları 1951 yılına kadar 478 halk evi ve 4322 halk odası kurulmuştu. Kayıtlı üye sayısı ise 1938'de 90 bini aşmıştı. Halk evlerinin 9 şubesi ve buna bağlı olarak çeşitli faaliyet alanları şöyle belirtilebilir. Dil, tarih ve edebiyat, güzel sanatlar, temsil, spor, içtimai, sosyal, yardım, halk dershaneleri ve kurslar kütüphane ve neşriyat, yayıncılık, köycülük, müze ve sergi. Bu faaliyet alanları, halk evlerinin iki temel amacına göre şekillenmiştir. Bunlar, yetişkin eğitimiyle sosyal reform ve sanatsal ve kültürel canlanmadır. İçtimai, sosyal, yardım, halk dershaneleri ve kurslar ile köycülük şubeleri, sosyal reform amacıyla kurulan şubelerdir kuruldukları yerlerde yardıma muhtaç insanların bulunması, yoksullara tıbbi yardım ulaştırılması ve halkın sağlık konularında eğitilmesi içtimai yardım şubesinin faaliyet alanı içindeydi. Halk dershaneleri ve kurslar ise, okuma yazma kursları ve bölgesel ihtiyaçlara göre saptanmış mesleki kurslar açarak yetişkinlerin eğitilmesini amaçlamıştı. Köycülük şubesinin faaliyet alanı içinde ise köylere sosyal ve tıbbi yardım ulaştırma yoluyla köylü ile kentli arasında kaynaşma sağlamak ve halk evlerinin sanatsal faaliyetlerinin köylerde sergilenmesi vardı. Kültürel canlanma hedefini sağlama amacıyla ortaya çıkan şubelerin başında dil, tarih ve edebiyat şubesi vardı. Bu şube dil reformuna katkı sağlamak için kurulmuştu. Buna göre, şube yerel diyaleklerle ilgili yapılan araştırmaları destekleyecek, yetenekli araştırmacıları ve sanatçıları bu tür çalışmalara katılmaya teşvik edecekti. Halk bilimi ve kültürüne ilişkin, folklor araştırma ve derleme yapacak, müze ve sergi şubesiyle birlikte, en önde gelen birimlerden biriydi. Yapılan çalışmaları konferans ve yayınlarla yaygınlaştıracaktı. Ayrıca eski eserlerin yerlerinin tespiti ve korunmaları, tarihi günlerin ve kutlamaların gerçekleştirilmesi değil, tarih, edebiyat şubesinin faaliyet alanı içindeydi. Kütüphane ve Neşriyat, Yayıncılık, Şubesinin esas faaliyet alanı milli kültürü geliştirecek yayınların çoğalmasını sağlamak ve okumayı sevdirmek için önlemler almaktı. Bulunduğu bölgeyle ve çağdaş kültürle ilgili yayın çıkarmak da faaliyet alanı içindeydi. Müze ve Sergi Şubesinin faaliyet alanı, düzenleyeceği sergilerle milli kültürün yayılmasını sağlamakla ve eski eserlerin toplanarak müzelere kazandırılmasıyla ilgiliydi. Batılı kültürel değerleri yaygınlaştırmayı amaç edinen üç şube vardır: Güzel Sanatlar Şubesi, Temsil ve Spor Şubeleri. Güzel Sanatlar Şubesi'nin faaliyet amaçları arasında, müzik, resim, heykel ve mimarlık alanlarında halkın ilgisini çekmek ve yetenekli insanları bu alanlarda sanat eserleri üretmeye teşvik etmek vardı. Resim ve müzik kurslarının açılması, halkın çok sesli musiki eğitimi doğrultusunda musiki bandolarının kurulması, koro ve mandolin takımlarının oluşturulması, radyo ve gramofonla yeni musiki zevkinin yayılması faaliyetlerinden birkaçıdır. Faaliyetlerinin en temel amacı ise toplumda yüksek sanat anlayışı oluşturmaktı. Temsil şubesinin ilgi alanı olarak milli piyesler ön plana çıkmıştır. Spor şubesi halka spor sevgisi aşılama, jimnastik ve beden hareketlerini yaygınlaştırma, spor bayramları ve konferansları düzenleme gibi faaliyetlerle bu alanda batılı tarzı yerleştirmeyi amaçladı. Tek parti döneminde batılılaşmaya dönük kurulmuş olan sanat alanındaki pek çok kurum varlığını sürdürmüş ve devlet desteğini almaya devam etmiş olmakla beraber, devletin kültür politikalarında, topyekün batılılaşma hedefinin etkisini kaybetmesinden dolayı, onlara biçilen roller değişecektir. Türkiye'nin batılı ve uygar bir ülke olduğu imajının, özellikle yurt dışında etkili kılınması, yeni dönemden başlayarak sanat kurumlarına biçilen esas rol olmuştur. Kitle iletişim ve ulaşım araçlarının arttığı bir dönemde bu kurumların kültürel etkileri belirli kesimlerle sınırlı kalmaya devam edecektir. Yeni kültürün toplumsal etkileri ve izleyen dönemlerde kültürel değişimlerin yönü Laikleşme, millileşme, batılılaşma ekseninde yapılan reformlarla devlet ve toplum hayatını yeni kültürel temellerde kurmayı amaçlayan ve başta eğitim kurumları ve halk evleri aracılığıyla yaygınlaştırılmaya çalışılan resmi kültürel kimlik topluma sınırlı bir şekilde nüfuz etmiştir. Bu yeni kimliği toplum içinde benimseyen kesimler daha çok kent merkezlerinde yaşayan, eğitimli, devlet kurumlarında çalışan memur, öğretmen, bürokrat, asker gibi unsurlardan oluşmuştur. Reformların, nüfusun ezici bir kısmını oluşturan köylülerin yaşamlarında pek bir etki bırakmadıkları anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan siyasal ve ekonomik dönüşüm ve 1950'de yaşanan iktidar değişikliği sonucu, ideolojideki değişimin de etkisiyle, laikleşme ve batılılaşma doğrultusunda yapılan reformların bir kısmı değiştirilmiş ve yaygınlaşmaları için kurulan köy enstitüleri, halk evleri gibi kurumlar kapatılmışlardır. Kültürel değişimin yönünü belirleyen ana faktörler Amerikanlaşma ve göç. 1950'li yıllardan başlayarak yakın zamanlara kadar toplumun geniş kesimlerinin etkisi altında kalacağı kültür, büyük ölçüde Amerikanlaşma ile birlikte kırdan kente göçle biçimlenecek olan tüketime dönük popüler kültürdür. İkinci Dünya Savaşı ardından yaşanan kültürel gelişmeler, doğrudan savaş sonrasında ortaya çıkan iki kutuplu dünyaya dayalı uluslararası düzenle ilgilidir. Bu düzende iki kutbu ABD'nin başını çektiği kapitalist ülkeler ve SSCB'nin lideri olduğu sosyalist komünist ülkeler oluşturmuştur. Türkiye 1945'ten başlayarak safını ABD'nin başını çektiği Batı dünyası tarafından yana koymuş, siyasal, ekonomik ve askeri açıdan kapitalist dünyaya eklemlenme çabası içine girmiştir. Bu durum, ülkedeki kültürel gelişmeleri yakından ilgilendiren koşulların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Şöyle ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı diye bilinen coğrafyanın merkezi ABD olmuştu. Batı denildiğinde Avrupa değil, ABD anlaşılacaktı. Neredeyse 19. yüzyıldan beri kesintisiz bir biçimde kıta Avrupası'nı modernleşme, batılılaşma çabası için örnek alan Türkiye için bunun anlamı medeniyet ve demokrasi modelinin değişmesi olmuştur. Bu yeni durum, ABD'nin bu dönemde kendi kültürel değerlerini etki alanındaki ülkelerde yayma ve hakimiyet kurma çabalarıyla birleşince, Amerikan kültürü ve yaşam biçimi Türkiye'de hem devlet yönetimini hem de belirli toplum kesimlerini yeni değerler olarak etkisi altına almıştır. Diğer bir deyişle, özellikle 1950'li yıllarda Türkiye'nin batılılaşması, tek parti döneminde, 1923 ile 1945 devlet eliyle oluşturulan ve hayata geçirilmeye çalışılan kültürel değerlerin biçimlendirdiği tasavvur etrafında değil, Amerikanlaşmanın devlet ve toplum hayatına nüfuz etmesi şeklinde olmuştur ülkenin siyasi ve ekonomik açıdan geçirmekte olduğu dönüşüm, hem Amerikan nüfuzunun her alanda artmasına zemin yaratmış, hem de kültürel gelişmeleri etkileyen başka toplumsal dinamiklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki kültürel değişimleri Amerikanlaşma ile birlikte temelden etkileyen diğer bir olgu kırdan kente göçtür. 1950'lerde görülmeye başlanan hızlı kapitalistleşmenin ve dönemin iktidar partisi olan Demokrat Parti'nin 1950 ila 1960 izlediği tarım odaklı ekonomik kalkınma politikasının etkisiyle tarımsal yapı her açıdan dönüşmüştür. Bu dönüşümün kısa ve uzun vadeli sonucu, hızlı nüfus artışıyla birlikte geleneksel kültür değerleri etkisinde olan, kültürel reformların etkisinden uzak kalan köylülerin, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere sanayi tesisleri bulunan şehirlere göç etmesidir. 1950'lerden 1980'lere kadar, sayıları milyonlarca ifade edilen köy kökenli nüfusun şehirlere akın etmesi, 1950 ile 1960 arasında dört büyük şehrin nüfusu %75 artmıştır, şehirlerde konut sıkıntısına yol açacak ve gece kondulaşma adı verilen olgu, göç edilen her şehirde ortaya çıkacaktır. Şehirlerin kontrolsüz büyümesiyle, şehir mimarisi ve kültürel görünümü bütünüyle değişecektir. Şehirlere göç eden köylüler, bir taraftan kırsal alanda sahip oldukları kültürel değerleri devam ettirip yeniden üretirken, erken cumhuriyet döneminde oluşturulan yeni kültürel değerlerin etkisi altındaki şehirli nüfusla etkileşime girerek ve kısmen dönüşerek melez bir kültürün taşıyıcısı şehirli grupların ortaya çıkmasına neden olacaklardır. Bununla birlikte, şehir hayatına ve değerlerine uyum sağlayamayan, köyde yaşarken sürdürdüğü değerleri de tam koruyamayan kültürel değerleri aşınmış, niceliksel olarak göç eden nüfusun hatırı sayılır bir kısmını oluşturanlar ise varoşlarla sınırlı bir kültürü temsil etmişlerdir. 1950'lerde ortaya çıkan yeni eğilimler, etkilerini 1960'lı ve 1970'li yıllarda, farklı siyasi ve ekonomik koşullar altında sürdürdüler. İki darbe arası dönemi simgeleyen bu yıllarda, siyasi anlamda Amerika'ya karşıtlık kitlesel düzeye ulaşmış olsa da bu karşıtlığın kültürel etkisi sınırlı kalacaktır. Amerikanlaşma müzikten tüketime, eğitim hayatına, devlet yönetimi anlayışına sirayet etmeye devam edecektir. Kırdan şehre göç ise 1960'lı yıllardaki hızlı endüstrileşme çabaları sonucu artan ivmeyle devam edecektir. Bütün bu sürece toplumun her kesiminde öğrenciler, işçiler, köylüler görülen hızlı bir siyasallaşma eşlik edecektir. Sol değerlerin yükselişe geçtiği 1960'lı ve 1970'li yıllarda müzikten sinemaya, edebiyata ve diğer kültür alanlarına yayılan, daha önceki dönemde cılız bir şekilde kendini gösteren toplumun sorunlarını ve meselelerini temel alan kültürel bir yapım süreci görülecektir. Kültürel değişim örnekleri olarak müzik, sinema ve mimarlık 1950'lerde başlayan, 1960'larda farklı siyasi ve ekonomik koşullar altında devam ederek 1980'e kadar uzanan süreçte kapitalist ilişkilerin toplumsal alanda hakim ilişki durumuna gelmesi, Amerikanlaşma ve tarımsal çözülme sonucu ortaya çıkan kırdan kente göç olgusu kültür hayatını pek çok alanda etkilemiştir müzikten sinemaya, edebiyata, mimarlığa, tüketime, yemek kültürüne, giyim kuşam'a, eğitime ve hayat tarzına kadar geniş bir yelpazede bu dönemlerin Türkiye'si önceki dönemlerden oldukça farklı bir görünümde olacaktır. 1950'ler ve 60'lar, devletin kültür alanına müdahalesinin gevşediği ve kültürel gelişmelerin daha çok siyasi, ekonomik ve toplumsal değişime paralel oluştuğu dönemlerdir. Bu açıdan kültürel alanda özerk ve çoğulcu bir gelişme söz konusu olmuştur. 1950'li yıllardan itibaren, resmi müzik anlayışı yerini, toplumdaki değişimi yansıtacak şekilde, başka anlayışlara bırakır. Türk sanat müziği ya da yerliliği ifade eden, ancak yapısal bir dönüşüme uğrayan biçimiyle Alaturka müzik ve Amerikan hayat tarzının şehirdeki yansıması olarak, özellikle üniversite gençliğinin katıldığı partilerde dans müziği olarak benimsenen rock, toplumun farklı kesimlerinin rağbet ettiği müzik anlayışları olarak çıkacaktır. Devlet kontrolündeki iletişim aracı olan ve 1950'lerde sayısı oldukça artan radyo, değişime kapalı kalmayacaktır. Tek parti döneminde sadece batılı tarzda müzik yayını yapan kurum, 1950'lerde kapılarını Alaturka Türk Sanat Müziği'ne açmıştır. Bu yıllarda, radyoda Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği yayınları artmıştır. Alaturka'ya olan ilginin artmasıyla, daha çok yeni tip zenginlerin eğlence ihtiyaçlarını karşılayan gazinoların sayısı artmış ve gazino kültürü yayılmaya ve gazinolarda starlar sahne almaya başlamıştır. Yeni kuşak starlar arasında Zeki Müren, açık bir arayla ön plana çıkmıştır. 1960'lı yıllarda batı kaynaklı rock'n'roll, şehirli ve eğitimli genç kesim arasında hızlıca yayılmaya devam etmiştir. Bunun yanında bu yıllarda twist ve caz gibi yine batı kaynaklı müzik formları yayılmaya başlamıştır. Dünyada esen 1968 rüzgarının bu yayılmayla doğrudan bir ilgisi vardır. 1960'ların sonlarıyla birlikte popüler olmaya başlayan yeni bir müzik türü, varoş müziği olarak adlandırılan arabesk müziğidir. 1960'ların sonlarında, büyük şehirlerin özellikle gece kondu semtlerinde ve kırsal alanda dinleyici kitlesi artan arabeskin resmi kabulü, oldukça ileri bir dönemde olacaktır. Bu müzik türünün ortaya çıkışıyla neredeyse eş zamanlı olarak kurulan ve izleyen yıllarda popüler kültürün en başta gelen yayılma aracı olan TRT 1964 hem radyo hem de televizyon yayınlarını bu tarz müziğe kapatmıştır. Buna rağmen bu müzik formu dolmuşlarda çalınan müzik olması, plaklar ve filmler sayesinde hızlıca yayılmaya devam etmiş ve 1980'lerde piyasada egemen hale gelmiştir. Sonuçta daha önce Türk sanat müziğinin en makbul müzik olarak okunduğu gazinolarda bu sefer arabeskçiler makbul hale gelmişlerdir. 1960'larda ve 1970'lerde arabeskin yanı sıra başka müzik türleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Anadolu pop Rock ve aranjman şeklindeki Türkçe sözlü hafif batı müziği yeni tür müziğin açık örnekleri olmuşlardır. Müzik alanında kayda değer diğer bir gelişme, 1970'li yılların oldukça politize ortamında politik ya da protest müzik akımının yaygınlık kazanmaya başlamasıydı. 1970'li yıllar, Ozan Aşık geleneğinin radikalleştiği, Anadolu pop rock müziğinin toplumsal meseleleri temel aldığı, sert sol söylemlerin müzik kanalıyla kitlelere sunulduğu yıllardır. İçerik olarak geleneksel halk ezgilerine, halk şiirlerine, toplumcu gerçekçi şiirin ve modern şiir akımlarına dayanan bu müzik türü, müzikal olarak batı müziğine uyumlu bir biçim arayışı içinde olmuştur. Çan opera, Anadolu rock, senfoni ve pop, bu yeni müzik tarzının teknikleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 1950'lerde başlayan kültürel değişim yönünü açıklamada diğer iyi bir örnek sinemadır. Türkiye'de sinemanın günlük hayata girişi 1950'li yıllarda olmuştur. Bu dönemde tiyatro dışından gelen yeni bir sinemacı kuşağı belirmeye başlamıştır. Çekilen film sayısında ciddi bir artış olmuş, Hollywood etkisinde filmler ve starlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir derginin düzenlediği yarışmada birinci gelen ve Türkiye'nin Audrey Hepburn'u olarak lanse edilen Belgin Doruk ve Ayhan Işık ayrılmayan ikili olmuşlardır. Hollywood yapımı filmler, Türkiye'deki sinema salonlarında gösterilmeye, büyük bir ilgiyle izlenmeye başlanmışlardır. Öte yandan, aktüel siyasi gelişmeleri yansıtan filmler oldukça revaçta olmuştur. Kore Savaşı, Kıbrıs Olayları ve Kurtuluş Savaşı temalı kahramanlık filmleri yanında, İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü münasebetiyle tarihi kahramanlık filmleri çekilmiştir. Bütün bunların yanında kırdan kente göç olgusunu sonucu ortaya çıkan toplumsal meseleleri konu edinen filmler görülmeye başlanmıştır. Bu eğilim 1960'larda toplumsal gerçekçilik akımının etkisiyle bir sıçrama yapacaktır. Bu akımın etkisiyle toplumsal meseleler, göç, emek sermaye ilişkisi, sömürü, ezilmişlik, ağa köylü ilişkisi gibi temalar daha önceki dönemlerde örneklerine rastlanmayacak şekilde işlenmiştir. 1970'li yıllarda televizyonun yaygınlaşmaya başlaması sinemanın gelişimini olumsuz etkilemişse de sektör kitlesel bir eğlence olarak ülkeye yayılmıştır. Bu yıllarda, film türleri çeşitlenmiştir. Toplumsal gerçekçilikten, pornografi ve şiddet içeren filmlere, aile ve komik filmlerine, açılan bir yelpaze söz konusudur. Toplumsal gerçekçilik akımı, tiyatro alanında da kendini göstermiştir. Sinemadaki toplumsal temalar, tiyatroda da sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Toplum sorunlarını konu edinen tiyatro oyunları, eğlenceye dönük tiyatro oyunlarıyla birlikte bu alandaki iki temel eğilimi oluşturmuşlardır. Aynı yıllarda özel tiyatroların sayısı epey artmış, eleştiri ve taşlama tarzını benimsemiş kabareler ortaya çıkmaya başlamışlardır. Mimarlık alanı 1950'li yıllardan başlayarak hem Amerikanlaşma hem de kırdan kente göç olgusu etkisi altında ortaya çıkan eğilimleri açıklayan diğer bir örnektir. Sondan başlarsak, şehirlere göç konut ihtiyacını keskin bir şekilde arttırdığı için, çözüm olarak ortaya konan, yapsatçıların ön ayak olduğu apartman yapımı, çok hızlı ve estetik kaygılar dikkate alınmadan yapılmaya başlanmıştır. Şehrin etrafında sürekli genişleyen gece kondular yanında, plansız bir şekilde yapılan, müteahhitlerin ön ayak olduğu ranta dayalı konut yapımı, uzun vadede şehirlerin nasıl biçimleneceğini belirlemiştir. Bunun yanında ise, mimarlık alanının uluslararası sisteme, uluslararası üslup, açılışını simgeleyen yapılar ortaya çıkmıştır. Batı mimarlığı yakından izlenmiş ve uygulanmıştır. Avrupa örneği dışında, Amerika tasarım ve uygulamada yeni bir rol modeli olmuştur. Uluslararası üslup, 1930'ların modernist yaklaşımının, Amerika'da yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkmıştır. 1953 yılında açılan İstanbul Belediye Sarayı binası ve 1955 yılında İstanbul'da açılan Hilton Oteli hem uluslararası mimariyi hem de Amerikan tarzını sembolize etmesi bakımından ilk tipik örneklerdir. Kare ve dikdörtgen plan, bu anlayışla yapılan binaların özelliği olarak belirmiştir. Diğer örnekler 1959'da Ankara'da açılan ilk gökdelen denemesi olarak bilinen Emek Hanıdır. Aynı yıl içinde açılan İstanbul Divan Oteli, İstanbul Çınar Oteli ve İzmir Efes Oteli bu tarz mimarinin diğer örnekleri olarak ortaya çıkmışlardır. 1960'lardan başlayarak ekonomik temelli değişimin etkisiyle bu alanda müzik, sinema alanlarında da görüldüğü üzere çoğulculuk olarak tanımlanabilecek bir süreç yaşanmaya başlanmıştır. Ekonomideki değişim ve hızlı artan nüfus, farklı tür yapı ihtiyacını arttırmış, ekonomik gelişme ile güçlenen özel sektör, bu alana girmeye başlamıştır. Bu ve diğer birçok nedenden ötürü, bu süreçte, mimari eğilimler çeşitlenmiştir. Cumhuriyet devrimleri, din devleti, görüşüne karşı ulus devleti, görüşünün zaferi, çağdaşlaşma yolunda belli bir doğrultuda birbiri arkasından gelecek bir dizi reformun kapısını açmış oluyordu. Bunların başlıcaları, hukuk, eğitim, yazı, dil ve genel olarak yaşam ve kültür alanındaki değişmeler olmuştur. Bunlar yeni perspektif içinde cumhuriyet devrimleri olarak tanımlanırlar, çünkü onlara karşı hala karşı olanlar bulunduğu halde koşullar bu değişikliklere girişilmesini adeta kendiliklerinden zorlar ve bir önderin kılavuzluğunun rotasını izlerler. Bu değişmelerin getirilişinin adeta zincirlemesine ve zorunluymuş gibi birbiri arkasından çıktığını, belirli bir mantığı olduğunu görürüz. Bu, Türk toplumunu çağdaş batı uygarlığı yörüngesine sokma amacında toplanır. Bu gerçekleştikten sonra baş ilke gelenekçilik değil, devrimcilik olur. Bu yöne dönüş gerçekleştikten sonra batılılaşmak bir erek olmaktan çıkar, bir başlangıç noktası olur. Atatürk'ün sağlığında toparlanan ilkeler arasında batılılaşma ilkesi olarak bir ilke bulunmayışı ilginç değil midir? Türk toplumunu çağdaş uygarlık yörüngesine oturtma gibi büyük bir işin iki yanı vardır, birinci yan, gelenekçilik tutumunu yok etme işidir. İkinci yan, onların yerine bu yörüngeye uygun kuralları, örgütleri yerleştirmek, toplumun yeni kuşaklarını bu yörüngenin gereklerine göre yetiştirerek gelenekle çağ arasındaki geçiş köprüsünü kurmaktır. Bu açıdan Cumhuriyet dönemi devrimlerinin toplamı, bir, yeni yöneliş devrimidir. Berkes, Niyazi 2012, Türkiye'de çağdaşlaşma. Arabesk müzik bir eksi kültürdür. Üniversiteye yeni başlamıştım. Yıl 1966. Arabesk müziğin yaratıcısı olan Orhan Gencebay o dönemin ünlü türkçüsü Ahmet Sezgin'in arkasında saz çalıyordu. Yakışıklı ve yetenekli bir gençti. Bir ayrıcalığı olduğunu Ahmet Sezgin'in ona özel önem vermesinden çıkarıyorduk. O sıralarda bilmiyordum ama bu genç adam değişik tarzda besteler de yapıyormuş. Derken 1968'de Orhan Gencebay adı yaygın bir şekilde ağızlarda dolaşmaya başladı iki pilağı çıkmıştı ve bizim Aksaray'ın bütün meyhanelerinde onlar çalınıyordu. Bir yıl sonra ise Bir Teselli Ver adlı bestesiyle tam bir patlama yaptı. Hele bu parçanın "Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum" dizesini o kendine özgü yanık ve hüzünlü sesiyle okurken tüm varoş insanların damarlarından giriyor, onları mest ediyordu. Şarkılar, şarkıları kovaladı. Şarkıcılar, türkücüler onu ve melankolik müziğini taklit etmeye başladılar. Ama hiçbiri onun çizgisini tutturamadı. Gencebay Türk müziğinde yeni bir tür ararken bilmeden köylerden kentlere göç etmiş, sıkıntı ve kahır içinde olan insanların tesellisi olmuş, onları yaptığı melankolik müzikle karamsarlığa iterek sarhoş etmişti. O ve onu taklit edenler bütün yoksul ve çaresiz insanları, her acının tiryakisi, yapmışlardı. O günden bugüne köprülerin altından çok sular aktı ama toplum arabesk illetinden bir türlü kurtulamadı. Gencebay'ın her geçen gün daha da yozlaştırılan müziğini toplumun damarlarından temizlemek olanağı artık kalmamıştı. Arabesk yalnız ezilen, acı çeken insanları değil, elit kesimi de tutsak haline getirmişti. Kentin pahalı müzikli mekanlarının kızlı erkekli müdavimleri artık dans etmiyorlar, arabesk parçalarıyla göbek atarak eğlenmeyi seviyorlardı. Arabesk öyle bir hızla yayılıp toplumu sardı ki, Türk popu dediğimiz Türkçe sözlü batı müziği bile arabeskin etkisi altına girdi. Plakları satmayan pop müzik sanatçıları arabesk kokan parçalarla dolduruyorlardı repertuarlarını. Yaptıkları CD'ler de yine arabesk kokulu parçalardan oluşuyordu. 40 yılın türkücülerinin çoğu da aynı yolu izlemek zorunda kaldılar. Bugün popçularla, otantik türküler okuyan sanatçıların pek azı buna karşı direniyorlar. Bir zamanlar arabesk kokan parçalara dahi izin vermeyen TRT bile bugün artık bu müziğe teslim olmuş duruma geldi. Arabesk, müzik dünyasını sildi süpürdü. İşte böyle bir ortamda yaşarken ve buna karşı sanatçılar susarken bir adam çıktı ve arabesk müziğe karşı amansız bir savaş açtı. Doğal olarak kıyametler koptu. Arabesk sayesinde büyük paralar kazanan şarkıcılar başta olmak üzere binlerce insan Fazıl Say'a saldırmaya başladılar. Ama Say direndi. Sözlerinin arkasında durduğunu açıkladı. Ona göre arabesk kimliksiz, kestirmeci bir müzikti ve toplumun beğeni zevkini köreltiyordu bir toplum böyle uydurma, emek vermeden yapılıveren bir müzikle bir yere varamazdı. Fazıl Say'ın söyledikleri yerden göğe kadar doğrudur. Dünyanın hiçbir ülkesinde arabesk gibi devşirme bir müzik yoktur. Türkiye'de çoktan bitmesi gereken bir müzik olmalıydı arabesk. Ama yok olacağına daha yayılıp toplumun bütün katmanları tarafından benimseniyor. Bu, Türk toplumunun kültür açısından ileri değil, geriye gittiğinin bir kanıtıdır. Tufan Türenç, Hürriyet, 31 Temmuz 2010 1923'te nüfus dinsel açıdan büyük ölçüde homojenleşmişti. Etnik ve dinsel özerk yapıların varlığı tam olarak olmasa da sona ermişti. Yeni devletin daha güçlü merkezi bir sistem kurması bununla ilişkilidir. Siyasal alanda ise Cumhuriyet Halk Partisi ülke yönetiminde tek belirleyici siyasi örgüttü. Türklük tanımı vatandaşlık ve etnik kültürel temelde yapılmıştır. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk olarak kabul edilirken, öte taraftan 1920'lerdeki ve 1930'lardaki uygulamaların gösterdiği üzere Türkçe'yi konuşmak ve Türk kültürüne ait olmak Türk olmanın şartı olarak görülmüştür. Türk kültürünün kapsamı ise dil, tarih, arkeoloji ve antropoloji alanındaki çalışmalarla ortaya konacaktır. Alfabe değişikliği, dil reformu ve yeni tarih anlayışı yeni Türkiye devletinin Osmanlı devletinden ve İslam kültüründen kültürel bir kopuş sağlama niyetini gösterir. Milli kimliğin temelini oluşturacak kültürün kaynakları, Osmanlı İmparatorluğunun Orta Doğulu ve İslami olan uygarlığından ayrıştırılmış ve bunların yerine Batı uygarlığına ait öğelerin yerleştirilmesi daha mümkün olmuştur. Dil ve tarih alanındaki yenilikler, arkeoloji ve antropoloji alanlarında yapılan çalışmalarla desteklenmeye çalışılmıştır. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Türk Arkeoloji Enstitüsü ve 1936'da Ankara'da kurulan Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türklerin atalarını saptama ve belgeleme, Türklerin kökenini Anadolu'da bulma arayışına rehber kurumlar olarak işlev görmüşlerdir. Avrupa'da eğitim gören öğrenciler, 1930'lu yıllardan başlayarak Türkiye'de çok sesli müzik kültürünün oluşmasına, yayılmasına ve yeni müzisyenlerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaklardı. Bunlar içinde, Türk Beşleri olarak bilinen kompozitörler Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Adnan Saygun ve eğitimini diğerlerinden daha önce yurt dışında tamamlamış olan Cemal Reşit Rey vardı. Bu amaçlar doğrultusunda büyük küçük tüm kentlerde başvurulan ve görünümünü 1950'li yıllara kadar koruyan bir düzenleme söz konusudur. Büyük kentlerde bu düzenleme şehrin ana yolu olan Gazi Bulvarı üzerinde bir Cumhuriyet Meydanı ve bu meydana dikilen Atatürk heykeli olarak sembolleşirken, daha küçük ölçekli yerleşim birimlerinde belediye binalarının bahçelerinde geometrik düzenli tarhlarla çevrili küçük alana dikilen Atatürk büstleri ön plandadır. Okur yazar sayısını arttırmak için alfabe reformuyla eş zamanlı olarak Millet Mektepleri adı verilen okullar açılmış ve okuma yazma seferberliği başlatılmıştır bu okullara, yaşı 15 ila 45 arasında olan tüm vatandaşların katılması zorunlu kılınmıştır. Değiştirilen reformlar arasında özellikle dikkat çeken, laiklik ilkesi etrafında yapılan reformlardır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde çok partili hayata geçilmesi, kitlelerin seçmen olarak popülist söylemlere daha açık hale gelmesi sonucunu doğurdu. Dine dayalı popülizm bu açıdan oldukça işlevseldi. Öte yandan, dine yeni dönemde komünizmle mücadelede önemli bir rol atfedilmişti. Bütün bunların sonucunda, laiklik yeniden tanımlanmış ve erken cumhuriyet döneminin bazı uygulamaları değiştirilmiştir. Arabeskin çıkış kaynağı olarak, halkın Alaturka müziğin radyoda yasaklandığı yıllarda, ona yakın bulduğu Arap musikisine meyletmesi etmesi görülür. 1960'larda müzikal bir form olarak çıktığında ise, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği malzemelerini kullanmış, ancak Arap müziğinin de belirgin etkilerini taşımıştır. Bu tarz müziğin sözleri ve yorumlanması oldukça kaderci ve karamsardır. Bundan dolayı TRT'nin temsil ettiği tek kanallı radyo ve televizyon döneminde bu müzik türü devletin kültür anlayışı gereği temsil imkanı bulamamıştır. 1960'larda iyice yaygınlaşacak olan yapsatçılık, müteahhitlik, konut üretiminin küçük girişimciler tarafından örgütlenmesi anlamına gelmiştir. Yapsatçı olarak bilinen bu girişimciler, şehrin imarı açık yerlerinde çok katlı binalar yaparak yoğun yapılaşmış semtlerin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğunun kültürel mirasına erken cumhuriyet dönemi yönetiminin yaklaşımı ve kültür politikasına etkisi, erken cumhuriyet dönemi kültür politikası. Erken cumhuriyet dönemi kültür politikalarının şekillenmesinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminden gelen toplumsal yapı ve batılılaşma birikiminin doğrudan bir etkisi vardır. Köylü ağırlıklı ve etnik, dinsel ve dilsel açıdan heterojen bir nüfus, yeni devletin dayanacağı özelliklere sahip görülmediği anlayışıyla laiklik ve milliyetçilik temelinde Türk ulusunun temellerini oluşturacak şekilde dönüştürülmeye çalışılmıştır. Osmanlı döneminden gelen batılılaşma ise ikili kurumların ve farklı kültürlerin bir arada olmasına açık olduğundan, batılılaşma temelinde tekil bir kültür oluşturmayı amaçlayan cumhuriyet rejimi bu özellikleri keskin bir biçimde değiştirmeye yönelmiştir. Bu açıdan erken cumhuriyet döneminde Osmanlı dönemi kültürel mirası, doğulu ve İslami etkilerle şekillenen bir kültür olarak görülmüş ve batılı uygarlığa geçmeyi amaçlayan yeni rejim tarafından reddedilmiştir. Bunun doğrudan bir sonucu olarak erken cumhuriyet dönemi kültür politikası batılılaşma, laikleşme, millileşme ekseninde ortaya çıkmıştır. Batılı kültür ile laiklik ve Türklük temelinde tanımlanan kültürel değerlerin sentezi ile milli kültür oluşturmayı amaçlamıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde izlenen politika, her alanda batılılaşmaya dönük faaliyetlerin yürütülmesini gerektirmiştir. Yeni anlayış doğrultusunda kurumlar dönüştürülmüş, gündelik hayatta toplumun kültürel yaşamına etki eden düzenlemeler yapılmış ve müzikten, eğitime, heykele, resme ve mimarlığa kadar pek çok alanda atılımlar yapılmıştır. Yurt dışından davet edilen sanatçılar, belirli bir süreyle amaçlanan dönüşümü sağlamak açısından öncü roller üstlenmişlerdir. Erken Cumhuriyet döneminde benimsenen kültür politikasının yayılma araçları. Kitle iletişim ve ulaşım araçlarının kısıtlı olduğu bir dönemde, topluma yeni kültürel temeller olarak benimsetilmeye çalışılan reformların yaygınlaştırılması, Erken Cumhuriyet dönemi yönetimin karşılaştığı en önemli sorunlardan biriydi. İletişim aracı olarak sınırlı ellerde bulunabilen radyo ve okuma yazma bilenlerin faydalanabildiği dergi ve gazeteler, ulaşım aracı olarak da demiryolunun ağırlıklı olduğu bu dönemde toplum kesimlerine ulaşmak için devlet eliyle bazı girişimlerin yapılması kaçınılmazdı. Bu açıdan en belirgin rol ilkokuldan üniversite düzeyine kadar eğitim kurumlarına verildi. Eğitimin farklı düzeylerinde yapılan reformlarla eğitim kurumları yeni kültürü yayacak ve topluma benimsetecek bir misyon üstlendiler kırsal alanda istenen etkiyi sağlamak üzere kurulan köy enstitüleri bu tarz bir girişimin en başta gelen örneğidir. Eğitim kurumlarıyla birlikte, yeni kültürün yayılması amacıyla, kurulan diğer bir kurum ise halk evleridir. Faaliyet alanı oldukça geniş tutulan halk evleri, en ücra yerleşim birimlerine kadar ulaşarak, yeni temellerde tanımlanan milli kültürü yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. 1950'lerden sonraki dönemlerde kültürel değişimin yönü, erken cumhuriyet dönemi kültür politikalarıyla izleyen dönemlerdeki kültürel değişimlerin temel farklılıkları. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyadaki değişime bağlı olarak, Türkiye siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel bir dönüşüm geçirmeye başlamıştır. Soğuk savaşta, başını ABD'nin çektiği, batılı kapitalist ülkeler blokuna yakınlaşması, Türkiye'yi her açıdan Amerikan etkisi altına sokmuştur. 1950'lerden başlayarak Amerikanlaşma toplumun etkisi altında kalacağı ana kültürel eğilimlerden biriydi. Bir diğeri ise yine ABD'nin desteğiyle hayata geçirilen ekonomik politika sonucu kırsal alanda yaşanan tarımsal dönüşümün etkisiyle tetiklenen, kırdan şehre göç ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan gecekondulaşmadır. 1950'lerden 1970'lere ve hatta daha sonraki dönemlere uzanacak göç ve gece kondulaşma olguları, kültürel alandaki gelişmelerin diğer belirleyicisi olmuştur. 1950'lerden 1970'lere olan sürede kültür çoğulcu bir nitelik almıştır. Bu dönemdeki kültürel gelişmeler, erken cumhuriyet dönemine göre, devlet müdahalesinin az göründüğü, siyasi, ekonomik ve toplumsal dinamiklerin şekillendirdiği gelişmelerdir. Devlet, batılılaşma doğrultusundan vazgeçmemekle birlikte, batılılaşmayı farklı yorumlamış ve tekil bir kültür yaratma amacını büyük ölçüde terk etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen özellikler: Kırsal ağırlıklı bir nüfus, etnik, dinsel ve dilsel farklılıkların olduğu kültürel çeşitlilik, kısmen batılılaşmış bir devlet yapısı, batılı tarzda kurulmuş olan kurumlar. Erken Cumhuriyet dönemi kültür politikasının oluşturmayı amaçladığı milli kültürün özellikleri. Batılı değerleri açıklık. Türkçülüğe dayanma. Layık kurumları hedeflemesi. Osmanlı dönemi kültür anlayışıyla devamlılık içinde olması. Batı medeniyetine ait olmaya dönük reformlar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimin birleştirilmesi. Medeni Kanunun kabulü. Alfabe değişikliği. Çapka Kanunu. Doğu medeniyetinden Batı medeniyetine geçme amacına yönelik uygulama. Dil reformu aşağıdakilerden hangi müzik türü erken cumhuriyet döneminde batı tekniğiyle işlenerek milli müzik olabilecek özelliklerde görülmüştür? Halk müziği, müzik ve tiyatro alanında batılılaşma doğrultusunda atılan adımlar. Darül Elhan'ın belediye konservatuarına dönüştürülmesi. Geleneksel musikinin ve çalgıların yasaklanması. Musiki muallim mektebinin kurulması. Avrupa'ya eğitim için öğrenci gönderilmesi. Heykel ve mimarlık alanında izlenen batılılaşma doğrultusunda ortaya çıkan uygulamaların özelliği. Yeni rejimin sembollerini ortaya koymaları. Toplumsal ve kültürel reformların yaygınlaştırılması için izlenen yollar. Eğitim kurumlarının reformu. Köy enstitülerinin kurulması. Halk evlerinin kurulması. Türk ocaklarının kapatılması. Halk evlerinin faaliyet alanı. Toplumsal reformun yapılmasına dönük çalışmalar. Okuma yazma kursları açma. Halk bilimine ilişkin araştırma ve derleme yapma. Halkın çok sesli müzik eğitimini sağlama. 1950'lerden 1970'lere kadar olan sürede ortaya çıkan kültürel gelişmelerin özelliklerin, çoğulcu olmaları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan siyasi ve ekonomik değişimle ilişkili olmaları, kırdan şehre göç olgusuyla doğrudan ilişkili olmaları, toplumsal değişimi yansıtmaları, Osmanlı İmparatorluğunun kültürel mirasına erken cumhuriyet dönemi yönetiminin yaklaşımı ve kültür politikasına etkisi, erken cumhuriyet dönemi kültür politikası. Bu alanda görülen uygulamalar, toplumun görsel ve işitsel duyularına seslenerek etkili olmaya çalışmışlardır. Cumhuriyet rejiminin sembollerinin her alanda görünür olması, benimsenen kimliğin hafızaya girmesi açısından önemli görülmüştür. Geçmişte ağırlıklı olarak Osmanlı İslami geleneği etkisi altında olan bu alanlar, geleneksel izlerin batılı olanla silinmesi için reforma tabi tutulmuştur. Yapılan reformlarla ya geçmişten gelen kurumlar dönüştürülmüş ya da yenileri kurulmuştur. Tüm alanlarda eğitime çok önem verilmiştir. Kurumsallaşma ve modern eğitimin sağlanması için yurt dışından, özellikle Almanya'dan bu alanlarda yetkinleşmiş kişiler davet edilmiştir. Erken Cumhuriyet döneminde benimsenen kültür politikasının yayılma araçları. Her düzeyde eğitim ve halk evleri, batılı bir toplum oluşturmak üzere uygulamaya geçirilen reformların yaygınlaştırılması için başta gelen araçlar olmuşlardır. İlkokuldan üniversite tüm eğitim kurumları yeni kültürü temsil edecek şekilde değişime tabi tutulmuş ve müfredat buna göre belirlenmiştir. Öğretmen sorununu gidermek için yeni okul türleri açılmıştır. En bilinen örnek kırsal alanda eğitmen ihtiyacını gidermek için tasarlanmış olan aynı zamanda cumhuriyet ideallerini köye götürecek köy enstitülerinin kurulmasıdır. Halk evleri yeni kültürel temellerin yaygınlaştırılması için kurulan diğer bir kurumdur. Geniş tanımlanan faaliyet alanıyla hem eğitici hem sosyal dayanışmayı güçlendiren hem de dil, tarih, sanat vesaire alanlarda kültürel değişimi sağlamayı amaçlayan bir kurum olmuştur. Bütün bu örnekler devlet eliyle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan toplumun yukarıdan değişime tabi tutulması anlamına gelmektedir. Bu durum, yapılan reformların toplumsal tabanının zayıf olduğunu göstermektedir. 1950'lerden sonraki dönemlerde kültürel değişimin yönü, erken cumhuriyet dönemi kültür politikalarıyla izleyen dönemlerdeki kültürel değişimlerin temel farklılıkları. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen 50'li ve 70'li yıllar, kültürel değişimin siyasi ve ekonomik temellerinin olduğunu gösteren çarpıcı örneklerdir. Siyasi ve ekonomik değişime paralel biçimde, kültür değişime uğramakta ve yeni biçimler almaktadır. Daha önceki dönemin tersine, kültürel değişim devlet inisiyatifiyle değil, kendiliğinden olmaktadır. Dış dünyayla kurulan ilişki biçimi, siyasi ve ekonomik alanlarda liberalleşme, bir taraftan dünyanın yeni egemeni olarak görülen ABD'nin kültürel etkilerini her alanda hissettirmiş, öte taraftan tarımı dönüştüren ekonomi politikası, geleneksel kültürün sembolü kırsal alandan seçkin kültürün baskın olduğu şehirlere milyonlarca insanın göçüne neden olmuştur. Bu bağlamda 1950'lerden 1970'lere gelinceye değin kültürel hayatı biçimlendiren yeni akımlar görülmüştür. Müzikten sinemaya, mimariye kadar pek çok alanda çoğulculuk hakim olmaya başlamıştır.